alışkanlıklarında nasıl bir değişiklik var? Bunları konuşmak üzere yanında konuğu da bulunuyor. Burak, sözü sana ve konuğuna bırakıyorum. Teşekkürler Gizem. İstanbul ve Venezia AVM'lerin genel direktörü Oğuz Isıgöllü ile beraber. Şimdi Oğuz Bey, yılbaşı hareketliliği başlamış gibi duruyor ama ondan önce ben size Kasım ayını soracağım. Çünkü bir ara tatil oldu. Black Friday oldu. 11-11 oldu. Oralardaki hacim Kasım ayı için ne ifade etti sizin açınızdan? Kasım ayı çok iyi geçti açıkçası. Kur etkisi de hani kısmen hissediliyordu. Aslında önceki yıllara göre Kasım aylarında biraz düşüşler gerçekleşirdi ama bu sene hani yazdan itibaren belli bir çizgide gidiyor cirolar. Kasım ayında tabii 11-11'in etkisi ve okulların ara tatilinin etkisi çok fazla oldu cirolara. Son olarak da efsane cuma diyoruz biz. Efsane cumanın bir hareketliliği oldu. Eskiden biraz online tarafa katkı sağlar gibi görünüyordu bunlar ama artık offline denen alışveriş merkezlerine de etkileşim içerisinde. Online'dan alınanlar gelip alışveriş merkezlerinde teslim alınabiliyor veya alışveriş merkezinde deneyip online'dan satın alınabiliyor. İç içe oldu bunlar. Tabii hareketlilik getiriyor. Kış sezonuna girilmiş olması sebebiyle biraz daha pahada yüksek ürünler satılmaya başlandı. Ceketler, montlar, botlar gibi. Bunlar da tabii cirolarda bir artış sağlıyor. Kur etkisi de özellikle hani kurun değişkenliği insanlarda biraz kur artınca fiyatlar daha da yükselecek psikolojisiyle alışverişe yönelmelerine sebebiyet verdi. Bu da aslında Kasım ayını çok olumlu bir şekilde geçirdi. Peki şu an itibariyle fiyatlar nasıl artan kurun etkisiyle? Fiyat tabii kur etkisini markalar direkt olarak yansıtamıyorlar. Bir kısmı stoklarla devam ettiler. Hani daha düşük maliyetli stoklarını satarak idare ettiler bir süre. Direkt hani kurun bunu sadece yansıtabilenler elektronik sektörü oluyor. Direkt kur neyse satış fiyatına yansıtıyorlar. Ama zaman içerisinde biraz tabii fiyatlarda yükseliş oluyor mutlaka. Dövize endeksli olduğu için bütünü üretim. İster istemez bunun yansıması benzer şekilde oluyor. Yani etiketlere yavaş yavaş mı yansıyor diyorsunuz? Gerçi ben biraz önce yayına girmeden önce etiketlere baktım da yavaş yavaş yansımış gibi değil. Biraz daha sanki fiyatlar artmış gibi duruyor. Doğru, biraz arttı. Ama dediğim gibi hani %100 yansımamış durumda. Zaman içerisinde belki bu... Yani daha da artacak diyorsunuz, yani öyle mi anlıyoruz? Tabii hani dünyadaki bu lojistik krizi, konteyner krizleri vesaire bunların yansımaları var. Ülkedeki de kur krizi de buna eklenince üretim maliyetleri artınca belli bir kar marjı var. İster istemez bunlar yansıyacak. Peki şu an itibariyle yabancı ilgisi nasıl AVM'lere? AVM'lere kur etkisiyle Balkanların ilgisi çok fazla. Bizim iki alışveriş merkezimize de Balkanlardan, Bulgaristan'dan, Makedonya'dan, Bosna Hersek'ten çok fazla turist geliyor. Hatta günübirlik gelenler daha iyi oluyor. Daha önce gelmiyorlar mıydı? Daha önce de geliyorlardı ama bu kadar çok alışveriş yapmıyorlardı. Hani Türk parasına karşı onların paraları biraz daha fazla değerlendiği için gerçekten çok ucuz bir ülke olduk bu anlamda. Orada sepet tutarları nasıl şu an? Sepet ortalamaları turistlerde 1'e 1 Türkiye 15 bir yabancı 15 Türkiye bedel diyoruz biz. Tabii Orta Doğu Arap ülkelerinin daha fazla oluyor sepet ortalamalarının etkisi. Ama son dönemde Balkanlarda da ciddi gelişler var. Tabii İstanbul ülkeye ve İstanbul'a gelen tamamen turist sayısına endeksli bizlere gelen turistlerde. Ama bir alışveriş turizmi destinasyonu olma yolunda Türkiye. Özellikle İstanbul. Çok büyük bir alışveriş merkezi diyebiliriz İstanbul için. Yakın, hani ulaşım çok kolay. Günübirlik veya 2-3 günlük turlarla, hafta sonu turlarıyla geliyorlar Balkanlardan. Ve gerçekten de çok ciddi alışveriş yapıyorlar. Hem İstanbul'u geziyorlar hem alışveriş mi yapıyorlar? Geziyorlar. Hani turlarla gittiğiniz zaman değişik tur alternatifleri olur. Alışveriş turu ekleniyor onlara. Turla gelenlerden bahsediyorum. Münferit gelen de çok fazla oluyor. Kendi arabasıyla veya kendi imkanlarıyla gelenler de çok fazla oluyor. Tabii yani sektöre olumlu şekilde yansıyor. Şimdi 15 dediniz ama rakamı sormak istiyorum ben. Rakam çok değişken. Hani bir rakam vermeyeyim. Çünkü alışveriş merkezlerine göre de değişiyor. Alınan ürünlerin hani çeşitliliğine, dönemselliğine göre de değişiyor. Hani bir rakam vermeyeyim ama önceki yılların çok çok üzerinde. Yani daha çok neyi tercih ediyorlar? Hazır giyim konfeksiyon mu, ayakkabı mı, kozmetik mi? Spor giyim ve kadın giyim hep ön planda gidiyor. Yani ağırlıklı spor giyim bir numara diyebilirim.
son dönemde. Elektronik tabii hani pandemiden sonra da çok hızlandı. Online'dan da satılıyor, offline'dan da satılıyor. Elektronik alışveriş çok fazla oluyor. Çocuk giyim çok fazla oldu. Özellikle pandemiden çıkıp okulların açılmasıyla birlikte evlerde kalınan dönemin acısını çıkardı diyebiliriz insanlar. Çocuk giyim çok ön planda. Spor giyimde gene pandeminin de biraz etkisiyle insanlara daha çok spor giyime yönelmesiyle birlikte spor giyim çok arttı son dönemde. Peki Oğuz Bey, şimdi yeni seneye girmek üzereyiz. Dolayısıyla kira kontratlarının AVM'lerde de yenileneceği bir dönem. O tarafta durum nasıl? Tabii kira kontratları hani başlangıç kira yenileme dönemleri her markanın, her mağazanın farklı olabiliyor. Yılbaşında olanlar da var. Farklı aylarda olanlar da var. Bu aslında bununla ilgili bir AED'nin bir yasal düzenleme teklifi var. İlgili mercilere götürdüğü. 2022'nin ilk aylarında bununla ilgili bir mevzuatta değişiklikler olabilir. Öyle bir talepleri var. Tabii bütün alışveriş merkezleri markalara destek olarak geldi bugünlere. Yenilemelerde de bu hani belli bir parametreler var ama mümkün olduğunca markaları yaşatmaya yönelik destekler şeklinde gidiyor. Bu son dönemdeki işte Temmuz ayı ile birlikte başlayan bayram dönemleri ve işte okulların tekrar açılması gibi etkenlerle aslında sektör biraz rahatlamış oldu, nefes almış oldu. Şimdi de önümüzde yılbaşı alışverişi dönemi var. Devam ediyor hala hazırda. Ondan sonra sömestr başlayacak. Onun etkisi olacak. Derken bir şekilde sistem iyi bir şekilde devam etmeye çalışıyor diyelim. Peki, teşekkür ederim katıldığın için. Evet, AVM tarafındaki son durumu aldık. Söz tekrar sana bırakıyorum. Burak, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Evet, şimdi buradan akıllı paraya kısa bir ara veriyoruz.